Yaradanla yaranan arasında sevgi yolu çekti. Ruhi bağlantı yarattı telini saz. Bir gün ele avar olsam ben sazın, erşe direk direk kalkar avazım, söyledi şah babamız. Ali yığınaklarda başa, öz layıklı yerine keşti aşıklar. Tanrı aşıklığın hardan gelir, hara gittiğini Molla Cuma'nın diliyle dedirtti. Aşıklık Adem'den icat olubdu. Ol Adem atanın nevesiyim ben. Yol boyu Şaman'a, Ozan'a, Bakşı'ya, Yanşağ'a çevrildi. Sonralar Şık'a, Işık'a, Aşık'a döndü aşık. Koşular koştu, havalar düzdü, dastanlar kurdu. Kimliğimizi simvollarla, gizlimlerle nakışladı. Yükledi söz kervanına, geleceğe yola saldı. Ressamlığı da var elinin. Tələbə vaxtları çektiği akvareller dostlarının dediğine göre değerli eserler olur. İndi de ürəyi dolanda hərdən resimler, etüdler çekir. Asla sazı bər gətir. Evliyaların, erenlerin, bəsirətli, vergili bilici adamların ruhları dolaşır başımızın üstündə. Onların hərəsinə öz nurundan pay göndərib ulu tanrım. Min illər ruhumuzun dilmancı olan, bax bu incə belli, şirin dilli, durna boğazlı, bax bu qara sazda mənim paymaqdır. Burada Tovuz çayının sol qıyısında adı Bərdə, Gəncə, Şəmkirlə yanaşı çəkilən qədim Xunan, Hunlar şəhəri olub. Çox aşırımlı körpüsü, ağır kervanlar yola salan kervansarası, dairəvi qalaçada sufilərin təkkiyəsi adının söylənib. Bu sufi ocağının qalıqları olan yer Top Dağdağan adlanır. El arasında qutsal sayılan yeddi dağdağan ağacı o zamanların nişanesidir. Sınağlı tapınaq yeridir Top Dağdağan. Qədim İpək yolu da buradan, Əli Mərdanlı kəndindən. Haradasa Əli Gilin evlərinin yanından keçib.
Mavi, göğe bağlı havalardan. Bu hava çalınanda adamın ayakları yerden üzülür. Çeksizlik şeraitine düşür. Ruhu bedenden uçur, kalkır göğün 7. katına. Ben de bu kentte yaşamışım. Hemen gördüğümüz böyle dünyaya göz açmışım. Yadımda bir hatıra kalır. Rahmetli atam Abzer kişi. Dede diyerdik de dedem. Burada özünün bir tahtı var idi. O tahtın üstünde hemşe yaralı mı deyim, hicranlı mı deyim, bir bayatı çekerdi. Hemşe de hemen bayatı çekerdi, nedense. Oyun oylar, oyçular oyun oylar. Alvızdan kalkan terlan, murguzda oyun oylar. O bayatı her dedikçe, benim öyle bir ki, saza, söze, bağırlığım, gün be günden artıydı. Ele belki de o bayatının kudretimi, ruhumu beni sana söze bağladı. Memleketimizin batı bölgelerinde sevilen bir havadı Celil'in. Aşık Celil'in adıyla bağlıdır Celil havaları. Zengülelerin göndermeleri, okunması hüner istiyor. Oynak, ruhlu bir havadı Celil'i. Bu pilləkəni görəndə mənim yadıma ayrı bir xatirə düşür. 30 yaşımdan sərbəst aşıqlığa başlayandan sonra, sənətə başlayandan sonra, elin ağır yığınaqlarından, toy mədrislərindən,
El olurdu gece gez gelirdim de. Gelende görürdüm rahmetli anam bəstar var, bak buradadır. Oturup, ben kapıdan içeri girende elə onu deyirdi ki, anan ölsün. Bu vaxta can hardaydı. Neyine mi var? Gidip dünyaya. Mən hələ Paltenikin üstündə oxuyanda festivallarda, konsertlərdə el yığıncaqlarında iştirak edirdim. Hətta Paltenikin üstündə mən oxuyan illəri gözəl xanımımız, gözəl xanəndəmiz Şövkət xanım Ələhbarovanın başçılığıyla Müsiflər heyəti var idi, təşkil olunmuşdu. Mən də televiziya festivali keçirilirdi Respublika üzrə. Həmən festivala mən də dəvət elədilər. İştirak elədim və indiki kimi yadımdadır ki, birinci yer verdilər mənə. Hətta orada bir xatirə yadımdadır ki, ekranda çalanda, bir qafıldan təzəniyi vuranda simin biri qırıldı. Tez əlimi bir ustalıqla hərlədim də, O sümün qırıntısı keçdi qolumun arxasına. Sazı, havanı dayandırmadım. Havanı çaldım. Özdəki elə yer idi ki, daha o axırıncı gülüydü. Çıxandan sonra dedi, bilahi, görən olacaq. Sonradan birinci yer verəndən sonra ürəyim biraz rahatlandı və Rəhmətli Şövkət xanım dedi ki, o necə hərəkət idi, qolumu hərəkət elədim, sim elə bir qırılmışdı keçdi qolumun arasına. Onun özü bir texnik idi. Halal olsun Qarabağ sana. Savaş meydanı gördü gözümün. Beylenlere göre mislini misli olmayan bir hüner döktüğü başak mize. İnden bile onun kimi okuyan olacak mı? Bu Tanrı'nın işidir.
Tecrübeli yıllarım Mençiyir'de, Moskova'da, Moldova'da, Hollanda'da geçirilen uluslararası festivallarda, ağır musiki şölenlerinde öz telli sazıyla tanıdık Azerbaycan'ımızı. Benim arzum şerq ülkelerini gezmek idi. Ama imkansızlık koymazdı. Üzüm Allah'ta kalmıştı ki ne olurdu, ben de Türkiye, İran'a, Irak'a gidebileydim. Bir gün beni Bakı'ya çağırdılar, dediler ki konsertti, konsertte iştirak eyledim. Konsertten çıkan günü sabahsı dediler ki git hazırlaş, bir haftadan sonra İran'a göndereyim seni. Hayatta iki sevincim olur. Onun biri ilk defa 72. seslendi ki sazda çalır aşkıyla kuruyor. Birinci defa radyodan eşiden de bu sesi benim sevincimin haddi olmuyor. İkinci defa beni İran'a davet edeyen de ki ben harca gidirim özde İran torpağına. Oradan da kayıttık. Kaydandan bir 20-25 gün geçenden sonra Türkiye'ye gönderdiler. Türkiye'den gelenden sonra burada bilindirdiler ki Füzuli babamızın bir füzülliği geçirilir. Irak'ta Babil şehrinde, Babilistan'da. Gittim Füzuli'nin 550'inde de iştirak eledim, orada eynimde de. Ben öz özlüğümde düşünürdüm ki ne olur şerq ülkesi olanda herhalde bizim dilimizden biraz Irak cemaatı da bunlar. Ben ne okuyum, ne sözdeyim ki bunlar anlasın, bir beni karşılasınlar. Hemen onda elə bir bey kafırlık, eləcə çalı aşıqəli yazılmışdı programa. Ne çalmağımı özüm de bilmiyordum sazda. Elə çıxan kimi gördüm saz yanıq kərəmi havası üstünde. Elə yanıq kərəmi çaldım da küpümü dirədim kulağımın dibine, yanıq kərəmi çaldım. Ve rahmetli Füzuli'nin ve üstadın Şefai Vesli Kadir'in hicr ile imar olandan sonra zilal zövk şövkün teşniydi dar olandan sonra hemen bu kadar geldiğim ve o kadar da hemen havarım üstünde değil. Ant olsun Allah'a, gözüm açanda gördüm cemaatın hamısı Eğuz Devrullah. Ya saza mı bilmirem, söze mi bilmirem? Ben de sənəti devam ettiririm azdan çoktan, herhalde eşkimle. O sənete, saza, söze bağlı eşkim. Ne vaxtı tükense, ben sazı elmez, ömür boyu almaz. Şimdi de yaşayırız da ya kısmet. Allah bilir. Qurulu xana da kökten düşmeyen pərgər saz kimidir. İlmeler çalındıkça, üstüne kəpənək kimi çeşitli çeşniler konur. Qaraçı, Qaraca olan havası ağır ləngərinə, zənginliyinə, zərifliyinə görə seçilir. Hüçapa deyimin oymuş ova, balana, bala bir neçə dağ var. Üstüne nur yaksın ay deli koskar, ölürem ölürem öldürme beni. Neyin bey bana yayın ortasından ayağını yardırırsan kan. Şah Şahmet üstüne ney serdarında. Ya böyle sev Şahmet üstüne ey böyle mey serdarında ağlar hemen. Sev Şahmet üstüne ey serdarında. Thank you.
Ali, bizim elimizin Allah'a şükür, özün bilirsen çok büyük söz hazinesi var, folklorumuz var. O aforizmler, atalar sözleri, deyimler, izlimler boldu burada. Bizim şairlerimizde, aşıklarımızda öyle sözler var ki, onlar gizlimlerle, namlarla doludu. Tabii. Hususen Tufargan Abbas, Füzuli meselesi. Füzuli bizim yazılı edebiyatımızın zirvesidir. Tufargan Abbas da ağız edebiyatımızın zirvesidir. Onlarda öyle yarpaklar, öyle sözler, öyle satırlar var ki onlar artık halk deyimi seviyesine yükselir. Aşık olan bir şahs kimdirse o dolu olmalıdır. Aşığın birinci okumaktan, çalmaktan kabak söz doluluğu, kelam doluluğu olmalıdır, söhbet doluluğu olmalıdır. Ve nece o söhbetler, o sözler düz olmalıdır. Düz olanda adama lezzet verir. Bu barədə el əsgər kişi deyib ki, aşıq olub diyar diyar gəzənin əzəl başda Türk amalı gərəkdir. Bunun təsdiqini rəhmətli Bozalqan aşıq söhün verir. Hər cəfəhlər saz götürüb el gəzib aşıqlıq isimli sənət çəkməsin. Deməli, aşıqlıqda bu sənətdə bir məsuliyyət var. Abbasda belə bir beyt var. Çoxu aşıqlığı asan şey sandı. Cefasını çok gördü, ondan usandı. Canım bir pərinin oduna yandı, qoy desin Arabbas üçün bir ardı. Füzuli'də elə bir beyt var ki, çox beytlər bunu təsdiq edir, elə biri yerinə düşür deyə bilərik. Uyğundur ki, aşık oldur kim, qılır canım fəda cananına, meyli canan etməsin, hər kim ki qıymat canına. Demek Füzuli babam da Abbas'ı təsdiq edir ki, yani doğrudan da aşıqın iki oğlu var. Ancak burada aşıqdır Cəfar. İndiki sənətkarlar, bizden bir əccələ öncə olan sənətkarlar gerek öncədən, laf öncədən olan ustadları yaxşı tanısınlar ki, onlar nəyə qadir olub, onların sözleri nəyə qadir olub ki, mən bunu birden yanlış deysam ne olar, nəsimi söz barədə çox deyib. Tüm sənətkarlar deyib. Amma bunun ikicə misrası her şeyi həll edir. Yani söz nəyə qadir olduğunu, sözün qudrəti necə olduğunu nəsimi ki misri ilə bunu həll edir. Çafunundan vücuda gəldi cahan. Əgər anlar isən əyandır söz. Çafunun bunların yazılışsa birləşməsində kün oxunur, kon oxunur ki bu da ol deməkdir. Allah Teala bütün bəşəriyyəti, cəhanı, insanı yaradanda ol dedi, oldu. Yani insandan öncə söz geldi, sonra insan kainat yarandı. Ona görə də söz çox müqəddəsdir, çox əzizlənməlidir və bununla oynamaq olmaz. Sözlə zarafat eləmək olmaz. Mən belə bilirəm. Ona görə də tövsiyəm ancaq odur ki, ulu bizden ulus ustadlar, sənətkarlar, o kamil adamlar bize o sözleri necə çatdırıblarsa, bizim de borcumuz odur ki, geleceğe ermağan edilir. Söz deyilen söz, Kur'an ayeti için bir şey, onu değişmek mümkün olmadığı için mi? Ulularımızın dediği sözleri değişmek mümkün. Bəli, bəli, çok güzel. Məsəl var, eyyim Alələn, alələ, eldən, ey hobadan Tərbiyası nələr boy, her dayı balasına balam Hübbelemey her yanı danışan Kabakta dinlemez Tez anasından Ölürem Leyla Leyla Leyla
Leyla, 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 a Leyla, Leyla, Leyla. Bazı güzel dediniz ki, mekam yerler var sözlerde ki, müammadır. Orada ancak tefekkürdü, orada ancak gerek zihin it olsun. Benimce bel olmalıdır. Klasikanı yakışı bilesen. Klasikanı yakışı bilesen, Allah'ın kitaplarına beled olasan, onların hadislerine beled olasan. Tefekkürün de güzel olup bunları getirip birleştire, özünü küreştire bile. Molla Cuma ile ağzına çanlayan Allah rahmet eylesin. İsmi Pünhan, ismi Pünhan, ismi Pünhan. Bir söz yoktu ki orada ismi Pünhan sözü işletmesin. Yani ismi adlı Pünhan gizli demekti. Öz sevgilisinin adını gizdin. Ölene kadar değil. Burada başka sözler de var. Mesela Allah'ın özü gözü görünmezdi. Senetkarların ulu ustaların çoku Allah'ı o bizi yaradan varlığı özlerini sevgilisi, sevdiği canına dandırıplar. Ama burada mollacıma o değil, öz sevdiğinin hayatta insan kimi sevdiği bir hemdeminin, sırdaşının adını, bu ismi Pünhan'ın adını bir şiirden çıkıyor. Bunu elbette tehmen yok, ustadlar da tesdikleyip, burada açılışta da hamza eyandı ki değil, evvelinci gittim ustad yanına. Okudum sureni, dört harf oldu. Bir güzelin eşki düştü serme. Soruştum ismini, dört harf oldu. Ve bu ismi dört harf. Necedi, ne terbiyed? Rahmetli onların her harfinin üstünde bir beyit kurur. Bu da vurgunluktan, eşkiden asıldı. Mesela bir bette der ki, bir harfi eski ekselfiyle teydi. Teze növreste. Tağdan teze düşmüş bir gül beste. Tərifin demekten düşünmüşem xeste. Derdimin dermanı bir tərif oldu. Sonradan gelir o birisi harfe ki, bir harfi seydi surahi belli. Bir beydin de bir ekosu sey üstünde. Sonra gelir bir harfi reydi ruhsarı koştu. Rey harfi üstünde de bir beyt bile kurur. Sonuncu bette de der ki, bir harfi mindi, melekten artık. Möhnetten, hicrandan, dilekten artık. İsmi Pünhan hülgü külekten artık. Cümeni öldüren dört harf oldu. Demeli mindi, reydi, bir de ki seydi. Bir de ki teydi. Bunları da ki birleştirende yazılışta olur, müres, teh. Böyle bir misra var, içim o ammalı nesihat olur, çülüp çülü söz aktarmışım. Öyle benim dede baba kasiyetim oldu ki, bir içinde bir mühemmi olan da, yani o yazanlara da Allah rahmet eylesin ki, çoğu şehirlerin çokunda bir misra müemmalı pulluk gelirler ki, hiç olmasa siz de biraz işelenin. Sizde de biraz tefekkür, söz edersin. Bir de sözlerde bu, ben en çok sıgallığı da çok seviyorum. Sıgallı yazan senetkarlarım vurgun olmuşum, ölüsü olmuşum, hastası olmuşum. Mesela burada rahmetli el asker kişinin adı benim şahsen karşıma çıkandı, yadıma düşündü, ben iki elimi de yukarı kaldırıyorum. Bu farası geçmişin oğlunda sıgal da var, rende de var, ne bileyim cilalık da var. Müemma da var, gözelleme de var, hakikatten, şeriyetten, tarikatten. Yani öyle bir sandukadır. Sandukanın içerisinde ordeller de var, cevahiret de var, kızıl da var. Elin atan dalga insan ki her şeyi götürürsün. El asker de öyle bir zirvede. Ama o tek el askerle bağlı obrisileri de unutmak olmaz. Sıgarlı şairlerimizden Necef kişi olup, özde Necef tesadüfü de yok. Tanrı'nın payı eyni zamanda üstüne gerek Bozalgan'ın aşk suyu. Bozalgan'ın aşk suyu çünkü bir insanın, bir üstadın şehirde olup. Özde böyük aksakallar, yakşı kamil aksakallar and olsun Allah'a söylüyorlar, şahsen bana söylüyorlar ki suyun kişi rahmete giden de o vakti muharebe vakti olup da cemaat az olup, kadın kalakçı olup, bir iki üç dört nefer aksakal kişi olup. Taht olup tahtın kişinde, üstünde rahmetli kişi can üstü olanda birden ayrılıp. Deyiv acamahatı Necef buradadır mı?
camahattan önce ele Necef Emin özü rahmetli dillenirsi. Ay usta böyle burada mek tarafında oturmuş rahmetli kişi. Deyir ay camahat, söğünürse de Necef yerinde bilebilin ki aşk söğündürüdür. Bu boyda kıymat vermek her adamın eti bulmuş. Mesela onun bir sıralı şehri yerine düşer, teze bir yol düşüp könlüm öyle. Teli tel çıkalı sona gel yeri. Müştak oldum kâmetine, boyuna. Başayma sultana, kara gel yeri. Aşık Ali, mimar Ali, söz serrafı Ali, biraz da şair Ali. Bütün bunlar onun adında birleşip. Artık 57 yaşını heybe kimi asıp çiğninden derviş Ali. Kız göçürüp, indi de nişan geçirip oğluna. Düğün çaldırıp gelin getirecek. Kademi sayalı olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Benim ikisi de benim balamdır. Ürünle razıyam ki benim balamın bir güzel sarnısı var. Ve sarnısının da bir güzel salgalı kişi var. Ben bundan her ikisine bakıyorum. Arasında bir deyim var. Ustad oğlundan şagird olmaz. Kara saz indi de elinin son deşiğinin sinesindedir. Bakanda, sazı dinleyende adam hayallanır. Yüreğini saz ışığına tutmak, alovların pıçıltısında ovutmak, hoş duyguların aharında carlamak istiyor. Geleceği arzularını oddan geçirmek hevesine düşür adam. İsteklerin, niyetlerin çin olsun hanım. Ədalət Nəsibov zamanında yaşayırıq və yaşayırsınız. Gün gələcək ki, bütün varlıq Ədalət Nəsibovun xəsrətini çəkəcək ki, bir nə oluydu, bir dirli üç dəqiqə çıxıydı, bir hava çalıydı. Deyil üstad, aşıq ədalət, əli olan yerdə dilgəmini ona, şagirdinə tapşırıb. Aşıq əlinin dilgəmisi sənət ucalığına qalxdı. Hamını sazın sözün sevdiğine saldı. Söz adamları kövrək misralarla öydülər əlinin bilgəmisini. Qaçqın oldu, günah etdik bizalla. Yada qaldı dolandığın izalla.
Başlayın sicareti siz alın. Eli çalın bir dilgemin içkine. Aşık eli bir dilgemini çalanda kara sazın sinlikini indirir. Güman var mı yar köçüne yetişen? Zilden inip ben yükümü indirir. Dilgemi de semavi havalar daldı. Her yıl telli kanın gelin köşü yaylağa üst tutanda sultan kürküsünün üstünden geçerdi. Yahya Bey dilgem de bak bu taşın üstünde oturup telli kanın görme ümidiyle dilgemi çalardı. Bir name gönderdim Bağlı Sabadan. Gören namem yara yetişer mola. Felah məni tərqi vətən eylədin, al diyar əhvalımı soruşar mola. Əzəldən aşıqəm tüp dillərə, müsəlsəl saçlara siyah tellərə. Boy, axdı eynim yaşı döndü sellərə, yarçan sulara qarşar mola. Kızıl gülleri dermeyen dilgem, yarı pünhan yere sermeyen dilgem, bu dünyada yarı görmeyen dilgem, yarab, o dünyada görüşer bula. Aşık Hüseyin Bozarganlı'nın doğulduğu kentte ülkemizde ilk ve yegane Ozan Aşık Müziği yarattı. 15 yıl bu ocağın başında durup Aşık Ali. Ustadlardan kalma ne varsa yığılıp toplayıp bu müziğe. Hərdən ustadlarının, əzizlərinin uyuduğu bu görgəhə yolu düşür. Aşıq Nəcəfi, dünyasını vaxtsız dəyişmiş bacısını yada salır, yüngünləşir Aşıq Əli. Əliyəm gözümdən qanlar süzüldü. Qohum, qardaş, mələh deyim. Kəcavəna eller geldi düzüldü. Gedər gəlməz yola düşdü. Ay başı. Thank you.
Əlinin memarlığı güc gələndə tapınaq yerlərinə, qədim tikililərə üst tutur. Bu mürəkkəb kompozisiyalı memarlıq əsərlərinin divarları, tağları, günbəz qalıqları arasında gizlənmiş, daşlaşmış musiqini dinləməyə çalışır. Dəyən kimi nur ələndi simlərə. Əlidəki barmağa bax, ay dədə. Bir gör biz qonaq etdi kimlərə. Səyahətə barmağa bax, ay dədə. Əlidəki barmağa bax, ay dədə. Sufi Əli, Dərviş Əli, Aşıq Əli, sən adlı aşıqlardan, Alakyollu Səmətdən, sazın ədalətindən, dünyanı qəlbinin gözü ilə seyr edən Ələkbərdən, kətçiniz Qəmbərdən, Məhəmməddən, sazın sözün sirlərini öyrəndin. Bir boyda ucaldın. Həqiqətən bu saz da elə bil ki, Allah təlamını insanın üstündə qurur. Bütün quruluşu insana bənziyir. Ürək şəkilindədir bunun, elə bil ki, ürəkdir. Bunun da sinəsi var, bunun da könül telləri var, bunun da beli var, davırqası var, sonra bunun da qolu var. Doğrudan da beli, doğrudan da o nazəndə gözəllərin incə belini oxşuyur. Sonra burna boğazı var, bunun qulaqları var, bu aşıqlara çox vaxtı qulaq da deyirlər. O ki, başa düşməyən uşaqların hərdən bir qulağını vurursan, bunun da dillənməyəndə, sözünə baxmayanda qulağını bir balaca vurur. Havanın üstünə gətirmək üçün. El olur ki, mənim başıma çox gəlir. Bir səfərəm getmişəm, bir yerəm getmişəm, amma sazsız. Oradan gec qayıtmışam, sazımdan ötürü darıxmışam. Sonra gəlirəm özümü sazın üstünə sarıram ki, görüm nə var, nə yox. And olsun Allaha, el olub ki, bir gün axşama qədər sözümə baxmış. Küsün məndən. Allah haqqı küsün. Nəyə görə? Belə ki, sazı, səsi bu səs olmuyor. Ondan sonra istəmişəm bir su xaba çalam ürəyimə yaxın, məni də küstürüb, məni də alındırıb. Əmələ gəlmək. Mənim ürəyimin, könlümün tellərindən ki, bu tellər üst-üstə düşür. Uyğunlaşır. Bir-birimiz onda başa düşür. Elə bir dinən ki, ikimiz də bir-birimiz baxımda tamamdır. Ona görə də bunu hər çalğıdan sonra siləyirəm, qurluyuram, əzizləyirəm, oxşuyuram, hətta üç dəfə üzümdən ötürəm. Sonradan da elə olub bağırıma basıb yatmışam. Tanrı səni sazdan, sazı bizdən yazmasın. Türk ruhunun daşıyıcısı olan telli saz çalındıqca, qoşunlar axın edir, şeypırlar, gəranaylar gürlüyür, davullar gümbüldüyür, qılınç qalxan çarpışması, at kişnərtisi, igid nərəsi, yeri göyü titrədir. Gün doğandan ta gün batan mənimdir. Haykırtısı eşidilir Qoç Koroğlu'nun. Tanrının hükmüyle göğden süzülüp düşen
İlahi damcı yok şu telli saz. Bu damcı onu sevenlerin yüksüne, kalbine damır. Bizleri ayık ve ayak üstte saklamak için.